Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Ben de Yağmur. Bugün ne yapıyoruz? Zengin vs. fakir hamile çekiyoruz. Biliyorsunuz daha önce hamile olmuştuk. Şimdi bunun fakir ve zengin versiyonunu yapacağız. Evet, çıtayı yükselttik. Umarım ben zengin olurum gerçekten. Umarım ben. Onu şu anda seçeceğiz ve gerçekten o kadar çok istiyorum ki zengin olmayı. Çünkü fakire çok zor şartlar evet. var. Plan belli, akış belli ve gerçekten asla fakir olmak istemiyorum. Senin ruhunda o yüzden ne olur fakir ol. Ben o kadar inanıyorum ki fakir olacağıma. Çünkü gerçekten ruhumda var. Ama oruçluyuz. Bugün. Evet. Hem hamile hem oruçluyuz. İnşallah sevabımız ikiye katlanır. İnşallah hamile oruçlu bir fakir olmam. İnşallah zengin bir. Zengin olsam da ne yiyeceğim? İşte imanda her şey, eşittir İslam'da. Hayır, fakirken daha çok zorlanacağız. Neyse hadi seçelim o zaman. Şimdi Mert'in ellerinden birinde çikolata var. Çikolatayı bulan zengin olacak. Ben bunu seçeyim, sen bunu. Ben bunu istiyorum. Tamam, ben de bunu. Allah'ım, bunu isteyeceğim. Ben bu. Hayır ya. Hayır ama ya. İstemiyorum ya. Orucumu açınca yiyeceğim bunu afiyetle gerçekten. Fakir ve hamile ve oruçlu mu? Bugün harika planlarımız var. Yağmur evet. için de çok güzel bir akış hazırladım. Hadi o zaman. Orucumu bozsam en azından. 60 gün kefaret var. O zaman ben oruçlu zengin hamileyim. Sen de fakir hamile oruçlusun. Hadi hamile olalım. Fak fakir bir hamile oldu ve ben zep zengin bir fak hamile. Fak fakir ne, tövbe estağfurullah. Nasıl fak fakir oldu ama? Çok yakışmadı mı fak fakirlik Yağmur'a sizce? Çocuğum hakkında düzgün konuş. Çocuğuna bir şey demedim. Çocuğum benim yeğenim zaten. Ona asla kötü bir şey söylemem. İnfluencer'ı bırakıp haftada bir hamile olmak yolunda işe başlıyorum. Ben bu ne ya, bir evleniyorum, bir hamile oluyorum. Arada... Oyuncuyken bu kadar role girmedim. Bu arada çok susadım. Bütün gün oruç tutacağız. Yavrularım, sizin ne günahınız vardı yavrularım? Oruçluyken hamile olmak... Pardon. Hamileyken oruçlu olmak. Tutmak. Biz biraz oruçluyken hamile olduk arkadaşlar. Evet, normal insanlar öyle. Hamileyken oruçlu olur. Çok iyi değil ama biz şartları zorlamak maksadıyla... Hamileyken oruçlu olduk. Sen fak fakir olduğun için yeğenim için sana... Fak fakir demezsen tövbe estağfurullah. Yağmur tüm gününü 100 lirayla geçecek bu arada. Ne? Bundan haberim yoktu. Akışı ben yazdım çünkü. Bir şey diyeceğim. Sen fak fakir olarak ne düşünüyorsun ki tam olarak? 1000 lira, 10 bin lira... Fak fakir deme bana artık. 10 bin lirayla mı geçirmek istiyordun bir gününü? Deli. Ha ama 100 ne? Acımasızlık. 40 fakir... lira da ben. 140 mu verdin gerçekten? Mutlu etmedi beni. Çok fakir hissettim daha. Dur dur, daha bitmedi. Gel gel. Gel bak daha neler yapacağız. Şimdi sen 140 TL ile bir gününü geçireceksin ya. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bebeklerimizle alışverişe gidiyoruz. Tabii ki ayrı yerlerde çünkü ayrı dünyaların insanlarıyız. Sen ne bileyim kenar mahalle, pazar falan öyle yerlere git. Ben güzel yerler biliyorum çocuğum için. Nasıl sen kaç lirayla bir gün geçireceksin? Sınırsız, benim sınırım yok. Allah ben Allah. Zep zengin, milyarder. Niye zenginler sınırsız paraya mı sahip? Zibilyonlar derim. O yüzden benim evet zenginler sınırsız paraya sahip bu arada. O zaman sana zibilyonzade olarak... Benim kocam çok zengin. O yüzden ticari bir adam. Evet, o zaman bebişlerimize alışverişe gidelim. Yavrum. Sana zibilyonzadelik yolunda başarılar dilerim. Sana da 140 lirayla başarılar. Görüşürüz o zaman alışverişte. Aklıma tek çare Kadıköy'de bir tane salı pazarı var bugün. Oraya gitmek. Oraya da en iyi metrobüsle gidebilirim. O yüzden metrobüs durağına geldim. Ama bilim yok. Mücahit, telefonumda İstanbul Kart uygulaması var. Orada ben para yüklemiştim. Sadece 7,5 TL ekstra harcasam. Çünkü yemin ederim akbilim yok. Bak birinden rica da edebilirim şu an. Uğraşmak istemiyorum. Olmaz, hile orada yapamazsın. Söylemesen bence yaparım. Tamam, bana da 3-5 bir şey ateşlersin videodan sonra. Tamam, söz valla. Seni de geçiririm. Sen nasıl geçeceksin? Senin de akbilin yok. Nasıl geçeceksin? Neyi çekiyorsun? Gel geçelim. Ay Mücahit. Valla seviyorum seni. Gel bak, sana da basacağım. Gel bak. Eskiden yaptığım yatırımlar nasıl fayda ediyor görüyor musun Mücahit? Ay, oley! Ay, zengin olmak çok konforlu bir şey arkadaşlar. Yani trafiğe bakın. Yağmur ne yapıyor acaba şu anda? Yağmur büyük ihtimalle toplu taşıma kullanıyor. Çünkü gideceğimiz yer biraz uzak. Allah yardımcısı olsun. Muhtemelen çok kalabalık şu an onun bindiği yer. Ama ben tabii halktan olmadığım için böyle şeyleri bilmiyorum. Şu an aşırı mutsuzum. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Gerçekten kendimi aşırı fakir, aç, susuz ve de hamile hissediyorum. Ve herkes bana bakıyor. Herkes. Gerçekten yaşamak istemiyorum Mücahit. Fakirim, hamileyim, parasızım, yolcuyum, açım. Hayat gerçekten fakir, hamile, oruçlu ve de metrobüste giden birine zor. Abi çok fakirim. Fakirim ve de hamile. Abi ve de oruçluyum.
Belli oluyor mu? Abi ya oturuşuma neden karıştın abi ya? Yorgunum ya. Oy oy abi oy. Vallahi hamile olma. Fakir de olma. Abi niye fakirmiş ha? Bu biraz iPhone 15 Pro Max ama olsun yani. Buradan bebişime güzel güzel şeyler almaya gidiyoruz. Ay çok rahatım. Biraz da şöyle mi rahat olsam? Çocuğuma rahat rahat dünyanın alışverişini yapacağım. Çocuğum giysin giysin. Temizler annesi. Pardon hizmetçileri. Şoförüm hızlı sür. Mersin kusura bakma canım. Çocuğuma güzel güzel alışveriş yapmaya geldim. Param bol nasılsa. Çocuğuma da kendime de istediğimi alabilirim. Dünyaları alabilirim. Yağmur gibi fakir olmadığım için. Gönlüm ne isterse artık yani. Yalnız yavaş hareket edeyim. Çocuğum sarsılmasın. Geldim pazara. Geliş şartlarım çok kötüydü gerçekten. Aşırı mutsuzum. Ve 140 liram var. Oğuzhan'cım aşkım bebeğim sağ olsun. 40 lirayı da o verdi. Olmasa gerçekten hayatım çok zor olurdu. Şimdi salı pazarından bebeğime bir şeyler alacağım. Çünkü yapabileceğim başka hiçbir şansım yok. Çok zor bir alışveriş serüveni bekliyor. Gel Mücahit. Çocuğum için güzelce cildi bir cildi şeyler almak istiyorum. Ama burada çok fazla seçeneğimiz yok gibi. Bakalım çocuğum. Ay, cinsiyetini de bilmiyorum ki. Ne acaba kız mı erkek mi? Neyse biz renklere göre ayrımcılık yapmıyoruz. O yüzden mavi alıyormuşum. Annem şey yapardı. Mesela kafasına göre elbise falan alırdı. Kız da çıksa erkek de çıksa giydirirdi. Ne olacak derdi yani cinsiyetini. Cinsiyetimi değişiyor sanki giyince. O yüzden böyle bir şey alabilirim bence diye düşünüyorum. Aa üçlüymüş bu. İyi olur tamam. Çocuğum üç tane giysin ya. Zaten zenginim. Ne önemi var? Bir tane de mavisinden alalım. Bunu da alalım. Her renginden alalım. Bir tane de sarıdan alalım. Oy bunlar benim çocuğuma feda olsun. Yavrum. Tekme attı sevindi. Bunu sevdi herhalde. Annesinin kızısı. Tamam çocuğuma bu kadar yeter. Bunları giyer. Şoförüm nerede? Şoförüm gelsin de bunları şey yapsın paketlesin. Ben de kendime bakayım azıcık alışveriş yapayım ya. Evet geldim. Çok üzgünüm. Herkes bana bakıyor. İnşallah bana pazarlık yaparlar. Ne bakıyorsunuz? Pardon ablacığım gerçekten ben. Yani hamileyim. Sorry. Abla şey bu bebek ne kadar? 50 lira ya. 50 çok 50 dedin lira. Abla ya. Gerçek abla değil. Gerçek. 40 olsun hadi. Abla 30 yap bebeğimi alacağım. Hadi al ya. Alayım tamam. Tamam abla. Vallahi param yok. Fakir bir hamileyim. Ay teşekkür ederim abla. Bebeğim bebek aldım. Abla teşekkür ederim ya. Çok çok mayın. Oyları da oyları da AK Parti'ye vermeyin ha. Tamam mı? Ona göre bak ne olursunuz. Bir de şey şu mont ne kadar? O 50 liraydı. 30'da onu yapar. Tamam oley. Ay hamile sınavına niye zıplıyorsun? Abla. Gördüm ben gördüm. Ne gördün abla? Ne gördün? Sus. Hamileyim abla. Hamileyim bak bir zorbalık yapmayın bana. Ne diyor bu abla ya? Hamileyim abla. Çocuğum da. Büyüsün gördüm. Ay tamam. Sus aramızda tamam. Büyüsün. Abi 19 yaşında niye hamile olayım ben? Hep zıplama anlarlar. Abla çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ay kesene bereket. Ay bana demeniz gerekiyordu da pardon. Neyse ya. Ay, sağ olun. Vallahi aldım Mücahit. Gördün mü çocuğuma? İki tane şey aldım. Çok mutluyum. Evet çocuğuma bunları aldığıma göre artık birazcık da kendime bir şeyler alabilirim bence. Çocuğum doğduğunda ne kadar güzel bir annesi olduğunu görmeli. Ne alabiliriz kendimize bakalım. Burada hamile kıyafetleri varmış. Kendime nasıl bir şey alsam diye düşünüyorum. Yani hamile kıyafet almak için biraz geç mi kaldım? 9 aylık ya çünkü. Ya şuna bakın. Çok tatlı değil mi? O Yağmur'a yakışır. Biraz zengin gösterişli bir şey değil ya. Neyse olsun. Yağmur'a alayım ben bunu giysin. Kendime de bakayım. Ya daha gösterişli. Zengin. Ben zenginim diyen bir şey yok mu? Ben zenginim demese de çok tatlı. Bunu alacağım kendime. Yani hastanede bir şeyler giymek gerekiyor değil mi? Doğumda. Aa bunu da alacağım. Ya erkek alırsa onu giyeriz. Kız alırsa da bunu. Zevkimi kimse sorgulamasın. Bence güzel oldu bu arada. Bunlar bana okey. Bu neymiş? Baby set diyor. Yani İngilizcem yettiği kadar önce bebek seti demek bu. Böyle bir şey. Mücahit neden bana güldün ki yarım saat kadar? Ben İngilizce biliyorum tamam mı? My name is Tuğba. My name is Hatice. Bravo. Bravo. Çocuğuma da öğretiyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 diye o sayıları da biliyorum ya. İlkokuldan biliyorum İngilizce. Böyle bir set alacağım çocuğuma. Yok bunu almayacağım bir dakika. Şimdi kız erkek bilmiyorum ya. Şunu alayım rengi çok daha güzel zaten. Bunu alayım bunu çocuğum giysin doya doya. Burada seç beğen al. Reyonumuz varmış ama seç beğen. Beğenmesem olur mu? Beğensem olur mu? Abi bu ayakkabılar ne kadar? 20 mi? Peki şu? O da 20. Tamam. Abi çocuğuma bir tane bu. Poşet vereyim mi?
Evet abi. Gerek yok, böyle koyarım içine. Fakirim. Poşete verecek param yok abi. Sen bunu al. Şöyle. Peki abi şu kazak ne kadar? 40 mı? Ne olur bana abi? Hadi 30 olsun. 30 olsun değil mi? Hamileyim abi ya. Şunu bir deneyelim bakalım nasıl. Hamileyim de abi. Üşüdüm birazcık. Ay! Nasıl oldum? Ya. Ya işte kval giyse yakıştır dedikleri bu. Sağ ol abicim, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Allah ananı babanı mı büyütsün? Abi gerçek hamile değilim, ne diyorsun ya? Evet, çocuğuma birazcık da aksesuar almak istiyorum. Ama buranın şeyi yok, yöneticisi. Ha pardon, siz mi bakıyorsunuz abi? Şey ne kadar çakmak? 15 mi? Bu ne kadar abi? 5 lira mı? Bir şey diyeceğim. Bu benim tam kazağıma uygun değil mi? Bir dakika, bunu çıkarmanın vakti geldi. Şöyle nasıl oldum? Nasılım? Nasıl oldu abi? Değil mi? Vallahi abi ya. Şey peki bu çanta ne kadar abi? 5 mi? Ay abi kombinimi oluşturttun yemin ederim. Ben de çocuğumu almaya geldim. Biraz kendime alışveriş yapıyorum ama olsun. Abicim al buyur, bereketini gör. Ay yemin ederim ben. Abi ne bakıyorsun, tuhaf bir şey mi var? Vallahi kombin alıştırdım ben ya. Ben sevdim pazarcılığı. O kadar mutluyum ki şu anda. Acaba... Nece konuşuyor? Biz tanıdı, beni tanıdılar ama nece konuştuklarını anlamadım. Böyle tanınmak istemiyordum gerçekten. Merhaba. Merhaba. Tübayre oldu ayağımı değil mi? Evet. Çekilebilir miyiz fotoğraf? Evet tabii ki. Ama ben birazcık şeyim de, ama çekebilirsin. Tamam. Ama normalde böyle değilim. Ay bismillah bu kim? Biraz da bana para kalsın istiyorum. O yüzden alışverişe devam etmeyeceğim. Bence güzel alışveriş yaptım. Acaba Tuba ablam ne yapıyor? Şimdi aslında çocuğum için geldim ama yani bunu neden almayayım ki kendime? Çok tatlı değil mi? Çocuğumu severken giyerim. Ha, bunu doğum yaparken giyerim. Giydiriyorlar mı doğum yaparken çorap? Neyse, öğreneceğiz. Bunu çocuğuma masal okurken, bunu en önemlisi çocuğumun boğazına süt kaçtığında ona Helmich manevrası yaparken. Helmich mi? Galiba, inşallah. Bunu çocuğum beni uyutmadığında sinir krizi geçirirken. Bence okeyiz. Benim alışverişim bitti. Zaten istersem dünyaları alırım. Yoruldum. Hamile bir kadınım ben ya. Yeter. Bizim daha çok işimiz var. Hadi yeter bu kadar alışveriş. Ay çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü ay fakir. Her yere de kendimle birlikte getiriyorum. Bakın doğum yaklaştı. Gerçekten 8,5 aylık artık Müzeyyen'im. Şimdi doğum yaklaştığı için doğum sancısını önceden deneyimlemek istedim. Aslında cidden hamileyiz ama yine de geldik çünkü geldim. Tamam işte doğum ondan korkmamak için sancıyı önceden deniyoruz ki hani ne olacağını bilelim, hazırlıklı gidelim yani. Sağlıklı ve normal doğumdan yanayız. Evet. Sezeryana no. Ben suda doğum yapamayacağım, fakirim. Sen suda denize doğum. Denize falan gitti. Dere, kurbağalı dere şurduk. Sen çok komiksin bugün. Neyse gidelim, ben çok heyecanlıyım. Bu arada korkuyorum. Sancıyı ve deneyelim. Ve sancı testimiz birden ona kadar sıralanacak bakalım. Onda inşallah ölmem. İnşallah. Merhaba. Çok heyecanlıyız sancıyı denemek için gerçekten. Bir şey içer miydin? Orucuz. Evet, orucuz. Hem hamileyiz hem orucuz. Size bir sorum var. Sizce kim zengin, kim fakir? Yani yanlış anlamayın lütfen. Bence siz zenginsiniz, siz de fakirsiniz. Nereden anladınız ya? Ben gidiyorum artık. Taç biraz bu, kraliyet dokunuşu koyuyor. Bu mobilya dayanamıyorum. Taçtan dedi. Taçtan ha. Taç okay, taksan hiç sırıtmazmış. Tamam. Bugün sadece odamız içeride geçebiliriz. Tamam, artık. Çok heyecanlıyım. Çok üzgünüm. Çok mutsuzum. Sizin zorbalık gibi 5 gündür mücahitin düşmesini beklemişim de ben. Sancı cihazımız burada. Aylin Hanım'la birlikte doğum sancısını deneyeceğiz. Birden 10'a kadar sıralanıyor. 10 gerçekten en dehşet verici sancı düzeyinde. Çok heyecanlıyım ve korkuyorum gerçekten. Hiç korkmayın. Herkes bunu hayatım noktasında yaşıyor zaten. Buyurun geçebilirsiniz. Teselli olmadım. Erkekler tamam. De mi? Yani bir erkek de gelip deneyebilir bence. Aa evet, mücahit sonra sana deneyelim tamam mı? Mücahit tamam. Niye ağladın şu? Tamam. Heh, deneyeceğiz tabii. Heh. Kadın olmak ne? Çocuğum ağzıma geliyor ama ben oturunca böyle. Neyse çocuğum. Bu ne pikmilik ya? Kesme. Uy. Merak etmeyin, zaten ilk üçe kadar o kadar büyük bir ağrı olmuyor. Ondan sonra da yavaş yavaş ilerleyeceğiz zaten. Şu tamam. An birden başlıyorum. Evet, çok bir şey hissetmedim şu anda bir de. O halde geçiyorum ikinci seviyeye. Tamam, tamam. Çok hafif, çok hafif gıdıklanma var sadece. 3 o halde. Gıdıklanma biraz arttı. İnşallah hep böyle gıdıklanırım, artmasın daha fazla ya. Bırakabiliriz isterseniz. Yok yok, yiyeyim ben, sıkıntı yok. 4. Hala gıdıklanıyor ama seviyesi arttı biraz. 5. Çok iğrenç bir ağrı bu.
İyi misiniz? Evet evet. Regl ağrısı gibi şu an tam olarak. 6. Durduralım. Ay çok kötü bu. 8 artık zaten doğum gerçekleşmek üzere oluyor. Bundan sonra bir seviye daha var zaten. Canınız çok acıysa söyleyin, hemen doldurabilirim. Tamam, ben 3'e kadar saysam öyle yapsanız. Tabii ki. 1, 2, 3. Aa! Durduralım. Şimdi 9'a mı geçiyoruz? 9 artık son aşama oluyor zaten. Bebeğinizi kucağınıza almış oluyorsunuz ondan sonra. Tamam, 9'a geçebiliriz. Hazır mısınız? Evet ama şey, hemen bir saniye sonra kapatsanız olur mu? Tabii. Ay en kötüsü bu! İyi misiniz? Evet. İyi misiniz bir su falan içmeyeceğinize? Evet evet iyiyim, çok kötü bu. Her yerin terledi. Tamam, şimdi son 10 değil mi? Bu en son. Bunu da lütfen bir saniye sadece yaparsanız çok tamam, kötü çok gerçekten. Güzel, tamam. Bir saniye. Hazırım hazır olduğumda. Tamam. Tamam. Yaralım şunları Allah aşkına ya. Bu neymiş ya? Kim bu fikri verdi? Ben niye hamile sancılığı denedim ya? Ay benim çok kötü ağrıyor. Allah bütün annelerimize sabır versin. Gerçekten ben doğum falan yapmayacağım. Bu içeride kalsın. İstemiyorum doğurmak falan. Gel Yağmur fak fakir. Geç şuraya. Aşırı gerginim ya. Yapmasam mı ya? Bilmiyorum ki. Bismillah. Ay çok gerginim gerçekten. Mücahit korkuyorum ya. Babası gelsin yardıma. Babası gelsin. Ben istemiyorum. Ben gerildim vallahi. Ay ben gergin bir insanım da. Doktorum. Vallahi. Önemli değil. Yalnız sizin ödemeniz alınmış mıydı acaba? Doktorum çok gururum. İdare yapmıyorum, gidiyorum. Ne demek istiyorsunuz ya? Fakirim diye gördüğüm muamele mücahit, bir de gülüyorsun ya. Ay bir şey diyeceğim. Ben gideceğim, ben doktor hanıma küstüm. Yok yok, buyurun buyurun. Tamam, bana ücreti almayacaksınız öyle mi? Onun çıkışta konuşuruz. Çok gerginim ben. 4'e kadar genelde bir şey hissedilmiyor. Ondan sonra da yavaş yavaş sizin rahat olduğunuz bir seviyede ilerleriz. Tamam. Korkuyorum Cahit. Şu an kaçım ben? 1'den başladık. Hiçbir şey yok. 2. Bir şey yok. 3. Ay. Regl ağrım gibi biraz. Evet, başlarda benziyor. Evet, aynısı. 4. Ana! Çok gıdıklanıyorum. İyisiniz, durdurabilirim. Yok, iyiyim. Sadece gıdıklanıyorum. Herhalde devam ediyoruz. Düşüyor doktor bey. Doktor hanım pardon. 5. Aaa! İyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Hızlıca diğerlerini verin lütfen. 6. 7. Tamam. Durduruyorum. Ay! Babası bile yok, bana destek olmuyor ya. Tek başıma sahnesini çekiyorum ya. Kızların yaşadığı hayat reva mı ya? Neyse siz hemen gönderin ben. 8. Ay! 9. Tamam. Ay daha istemiyorum. Ay pardon doktor hanım. Çok kötü. Anam. Ay Mücahit de deneyecek. Vallahi Mücahit tamam, de. Tamam sak çıkarıyorum bunları. Tamam, bana kötü davranıyorsunuz fakirim diye. Ablama iyi davranmışsınız. Hiç alakası yok. Öyle. İnsan ayırmıyoruz. Ayırmadığınız için mi sordunuz fiyatı? Neyse ben fakirim ama gururluyum en azından. Gururluyum Mücahit. Çocuğumla sancımı da çektik. Hak fakir olduğu için ödemesini ben yaptım. İçeride duydum bazı konuşmalarınızı. Ben ödedim. Sadakam olsun Ramazan ayında, amin. Oruç. Bu arada istemedim. Gururluyum. 10. seviyeye dayanamadı galiba bu. Yani öyle bir şey yok. Ben de 10. seviyeye kadar yaptım. Yok yapmadık. Yapmadınız mı? Tamam. 9'da attığınız için alet. Ay daha istemiyorum. Doktor hanım ben sizinle barışmak istiyorum. Ben de sizinle küs kalmak hiç istemem açıkçası. Tamam gelin. Sarılalım ya. Ay çok da uzunsunuz doktor hanım ya. Teşekkür ederim. Bu arada isimlerini de söyleyelim. Çocuklarımıza tanıştıralım sizi Müzeyyen. Benimki de Diyar. Buradan memnun oldum. Cinsiyetlerini öğrenmeye gidiyoruz biliyor musunuz? Evet. Hayırlı olsun. O zaman hadi cinsiyetlerini öğrenmeye gidelim. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Aylardır bu anı bekliyorum. Doğurmak üzereyim. Cinsiyetini yeni öğreneceğim. Bu fak fakiri de işte sevabına getirdim. O da öğrensin diye cinsiyetini. Koskoca bir parti hazırladım biliyorsunuz. Bütün sülale orada. Dedikoducu sülale. Ne hissediyorsun? Kız erkek konusunda mı? Evet yani. Yani bir şey hissetmiyorum. Tabii her şeyin sağlıklısı da ama erkek olsun. Ben bebeğin annesiyim ve kız hissediyorum. Umarım sağlıklı bir kız doğar ve annesi gibi güzel olur. Ya salak. Yani kız erkek fark etmez. Erkek olsun. O zaman fak fakir olarak sana önceliği veriyorum. Önce sen fak. Aa ilk ben. Oley. Çocuğunun cinsiyet.
Bak boy kısmında ben duracağım. Yarılı kısmı. Fak fakir olunca İngilizce bu kadar oluyor. Neyse hadi ya al şu iğneyi. Patlat bakayım senin çocuğunun cinsiyeti ne? Ondan geriye sayıyoruz ve patlatıyorsun tamam mı? Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayarladığın partiye ne yapıyorsun ya? Hayır hani fark etmezdi. Sen niye yıkıldın kız olunca? Hani sağlıklı olsundu. Hayır ben cinsiyetçi bir insan değilim. Sırada her şey sağlıklısı ama erkek olsun. Sadece çocuğumun ismi Diyar koymak zorundayım. Kocama söz verdim. Kızıma Diyar ismi vereceğim o zaman. Niye kocana ismini Diyar koyacaksın diye söz verdin? Öyle bir söz verdim. O zaman senin artık Nur Topu gibi Diyar adında bir kızın var. Evet canım kızım Diyar. İnşallah benim Müzeyyen'im erkek değildir. Gerçekten Müzeyyen ismiyle yaşayamaz diye düşünüyorum bir ömür. Biz cinsiyetçi insanlar değil sadece öyle hissediyorduk. Şimdi, o yüzden yapıyoruz. Sayalım o zaman bana da. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senin çocuğun yok. Boş gebelik mi demek bu? Hayır ya bu kırmızı. Bak bakın arkadaşlar. Bunlar döküldü. Sadece birazcık heybetli patlattım galiba. Ondan görünmedi. Allah kahretmesin ya. Ben bir erkek. Senin de artık Müzeyyen adında bir oğlun var. Oğlum özür dilerim gerçekten. Ama adın Müzeyyen. Şey yaparız Müzeyyen Berk. Müzeyyen Berk Eroğlu. Çocuğun senin mi soy ismini alacak? Evet. Diğer. Fak fakir olarak zaten daha fazla söz hakkın yok. Arkadaşlar gerçekten mutsuzuz. Çünkü böyle hissetmiyorduk cinsiyetlerini. Gerçekten Allah affetsin kadere de sövmek gibi olmasın. Ama mutsuzuz. Neyse sağlıklı da olsun diyelim ne diyelim. Bütün gün aç aç dolandık. Zaten üzerine de bu kötü haber. Bayılacağım ben artık. O yüzden iftar açalım artık hadi. Tamam. Bak seni bu partiye getirdim diye fakir. Zannetme ki sana yemek ısmarlayacağım. Nerede açıyorsan aç. Bu benim problemim değil. Oruçluyum. Aklını kullanıp zengin olsaydın zengin koca bulsaydın benim gibi. Sen doğuştan zengin değilsin. Evet zengin koca buldum. Evet. Yıldız Argun Kuyucu işte bir şeyim. Ne olur bana yemek ısmarla. Umurumda değil. Lütfen. Ben gidip en lüksünden yemek nerede yiyeceğim. Nerede oruç açacağım? Fak fakirlerin gittiği yerde. Bir iftar menüsü olmuş 1000 TL. Tamam fak fakirlerin gittiği. Param kalmadı. Canım git şey yap çorbacı bul kendine. Böyle belediye dağıtıyor ya bedava. Ben ondan. Nasıl yemek yiyeceğim oruçluyum. Hadi o zaman zaten az kaldı iftarı açmaya. Çocuğum da aç. Gidelim ve yemek yiyelim. Ay çocuğum acıktı biliyorsunuz. Bütün gün oruç tuttuk çocuğumla birlikte. Ezan okundu çok şükür. Gerçekten dilim damağıma yapışmıştı ya. Hem zenginim hem oruç tutuyorum. Allah bizi tabii para verdi ama imandan da ayırmadı şimdi. Neyse çocuğumun da ilk orucu bu arada. Ay annem imanlı doğacaksın doğuştan. Param kalmadığı için burada bir tane iftar çadırı gördüm. Mecbur iftarımı burada yapacağım. Ama bayağı da sıra var. Bir de hamileyim. Bir de herkes bana bakıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yer isteyeceğim artık yani. Vicdanlılarsa bana yer verirler. Sıraya girelim o zaman. Oy Mücahit yaşadıklarıma bak. Oy hamileyim. Sıra bekliyorum ya amca. Hamile hamile sıra bekliyorum. Hayat cidden zor. Amca ne güzel motivasyon verdin. Kalbim kırıldı. Yemin ederim burada sıra beklemek daha az kırıcıydı. Ne yaptın be kalbim? Abi bana hiç motivasyon vermedin. Hayatta her şey vardır demedin. Bir de gidiyorsun. Ne olur ki öne geçsem birazcık. Abi ya bana yardım etsen de birazcık öne geçsem. Geç benim. Ay abi vallahi sen çok iyisin ama bir 200 kişinin daha yapması gerekiyor. Sıramı bekleyip yemeğimi alacağım. Ezan okunmadan inşallah alabilirim yemeğimi. Arkadaşlar kusura bakmazsanız yiyeceğim yani açım bütün gün oruç tuttum. Bismillah diyelim. Besmele ile orucumuzu açalım. Evet biraz hamile olduğum için hayvan gibi yiyebilirim. Acı sos alabilir miyim? Arkadaşlar ben acıyı çok seviyorum. Acıların kadınıyım. Ay çok acı değildir inşallah. Bakalım çok mu acı oldu? Yağmur ne yiyor acaba? Umarım akıllılık edip parasından birazcık ayırmıştır. Yani 50 lira falan. Simit ayran yesin en azından. Yemeğimi aldım. Neyse ki öncelikli sırayı bana verdiler. Konuşamıyorum. O kadar yoruldum. Acıktım ki. O Tuğba var ya kesin lüks lüks oturmuş sıcak sıcak yemeğini yiyordur. Ezan da okundu. Ama çorbam çok güzel. Menümü beğendim. Menümde pilav et, çorba, ekmek var. Bir de su var. Asla suyla açmayacağım orucumu. Çünkü çok acıktım. Ve çok yoruldum. Ve Tuğba haine gitti zengin oldu. Allah onun belasını vermesin. Nefret ediyorum. Açım acıların tadınıyım yemin ediyorum ki. Çok üzgünüm şu an. Çok acı. Ay çok acı.
Yağmur'un ahı tuttu. Valla iftarımı afiyetle açtım. Allah'ım kabul etsin inşallah. Yani güzeldi. Gayet keyifli bir şekilde yedim. Ama gerçekten kardeşimin yani Yağmur'un ne yediğini çok merak ediyorum. İyi ki ben fakir olmadım bugün. Asla hiçbir şey yapamazdım gerçekten Aysel. Neyse hadi o zaman kalkıp gidelim Yağmur'un yanına. Bakalım ne yapmış, ne etmiş ben yokken, ne yemiş çok merak ediyorum. O da oruçluydu çünkü neyle açmış iftarını. E gidelim o zaman hadi. Nasıl geçti günün? Ay ben çok doydum. İftarımı açtım, çok mutluyum şu an. Kız nasıl geçti günün fak fakir? Nerede açtın iftarını merak ediyorum. Çadırda açtım. Ne çadırı? İftar çadırı buldum. Yemin ederim senden daha güzel bir yemek yediğime eminim. Etli pilavım vardı. Ayranım vardı, baklavam vardı, suyum vardı. Ama o sıralar çok şey oluyor. Birazcık bekledim. Ne olmuş? Ben İskender yedim ve çok güzeldi gerçekten. Ben de hala tadı damağımda. Sen de mi et yedin? Sen o dışarışı ne yaptın? Bir sürü şey aldım ama kendime dağıldım. Ben de kendime dağıldım. Valla. Anlamışız. Neyle 140 lirayla mı? Sana ne? Çok merak ettim. Aşırı merak ettim ama ben izlemek istiyorum bugün bütün gün ben siz ne yaptığını gerçekten. Benim için çok güzel bir gündü. Benim için de. Ya hiç zannetmiyorum. Yo çok güzel, çok fak, eğlendim. Fakir ama gururlu olduğun için böyle söylüyorsun bence. Yo fakir ama evet gururlu bir kızım. Ruhun çekilmiş ne yok. Yani seni nasıl bıraktım nasıl alıyorum geri. Bu videoya 40 bin like gelirse fakir evet. Oluyorsun. Fakir hamile bir anne oluyorsun hatta tamam mı? Anneyim zaten. Fakir çocuğu doğmuş bir kadın oluyorsun anne. Aa. Bir gün fakir anne oldum. Evet ama fakir oluyorsun. Ha. Direkt seçmiyoruz. Okey mi? 40 bin like. Evet. Okey anlaştık. Abone olun ve 40 bin like atın arkadaşlar. Bir sonraki bu konseptli videomuz öyle o zaman. Sen de zengin olacaksın o zaman. Evet. Tamam. Bu sefer birazcık zenginliği tatmak istiyorum. Zengin efendim. Fakir anne oldum yaparız o zaman. Aynen. Anlaştık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.